Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle. Gri zemin üzerine mürdüm ve pembe çiçekleri olan tülbentimiz var. Tığımın numarası şöyle göstereyim, 21 numara. Yine size çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir çiçek bahçesi hazırladım sizler için. Şöyle bakın, kolay yuva yapımıyla. Şöyle ara suyumu da çiçeğiyle birebir aynı yaptım. Bakın şu şekilde. Onun ara suyunu arkadaşlar çiçekten esinlenerek yaptım. Trabzan ve kenarı kirpikli. Trabzan ve kenarı kirpikli. Bu şekilde sizler için bir tasarım yapmak istedim. Takım sevenler için. Şöyle. Yuvası, çiçeği ve ara suyu. Bir de sallantılı halini de göstereyim sizler için. Böyle sallantılı halinin duruşu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. İşler zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, ilk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Ara suyu olarak 3 tane bırakıyorum. Şöyle 2 tanesini sizlerle yaptık. Bir tane de beraber yapalım. Şöyle 2 tane yuva arasına ikişer zincirden 4 tane bırakıyorum. 3 veya 4 arkadaşlar, bırakmanız yeterli. Evet. Şöyle tığ battılarımızı yaptıktan sonra hemen ara suyumuza 3 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Trabzanı hazırladık. 3 tane buraya zincir çekiyorum. Kapattım. Şimdi bu geri kalan trabzanımızın içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Şöyle 2, şöyle 3. 3 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi aynı tığ battıya dördüncüyü yapıyorum. Trabzan yaptığımız tığ battının içine aynı yere sabitleyip şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çekip hemen bu 3 zincirin ortasından girip sabitliyorum. Kenarda böyle bir 8 zincirden yuva oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Sadece ilki 3 arkadaşlar. Diğerleri 2 zincirden oluşacak. Şöyle buraya sabitledim. 2 zincir 3 oldu. 4 2 zincir şöyle 5 2 zincir ve 6. Şimdi bir sonrakini arkadaşlar dip kısmına değil de boş olan sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Bakın bu kadar. Küçük bir yaprak olarak da düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Böyle ara suyumuz bu kadar. Şimdi 3 tane verdiğimize göre çiçeğimizle bu yaprakların ara suyunun arasına da 8 tane 3 zincirden tığ battı yapıyorum. Şu yapraklar arasındaki tığ battılar 2. Şu bol kısım arkadaşlar 3 olacak. Kirpik gibi güzel duruyor. Evet. 3 zincir sıradaki tığ battıya. 3 zincir sıradaki tığ battıya. Şöyle 3 zincir sıradaki tığ battıya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 şöyle 7 toplamda 8 olacak arkadaşlar bu tığ battığımızın sayısı.
Şöyle 3 tanesi bizim için, 5 tane de ara su için. Evet, bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın 8 tane bu şekilde üçer zincirden kirpiğimiz de hazır. İlk tığ battığının içine sabitleyip 7 tane zinciri çekiyorum ve bir tane bırakıp ikincisinin ara kısmından giriyorum. Bakın toplamda 3 tanesi, 5 tanesi kenarda kaldı ve 4 zincir. İlk önce bir zincirle dönüyorum arkadaşlar. Trabzanı sonra yapıyorum. Bakın kapattıktan sonra bir zincir. Hemen düz yüzüne döndüm. Elim çarptı, kamerayı düzeltelim. Sık iğne ile bu köşeye sabitledim. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığı doladım. 7 zincirli yuvaya girip 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. 7 zincirli bu ana yuvaya girip 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doluyorum. 2, 2 ve 2. Bu şekilde 5 tane yuva hazırlayacağız buraya. Yine 4 zincir. 2 defa tığı dola. Yuvaya gir. Şöyle 2. Şöyle 2. Şöyle 2. Trabzan boyutu hepsi aynı olsun. Büyüklü, küçüklü, aşağılı, yukarı olmasın arkadaşlar. 2, 2 ve 2. Aralarına 4 zincir. 2 defa dola. Şöyle 2. Şöyle 2. Şöyle 2. 2. 2. Ve 2. Şöyle eli sık olan, gevşek olanlar 3 zincir de çekebilir. Yine 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Çünkü ben ipi esnettiğim için ipim çok incelmiş arkadaşlar. O yüzden 4 zincir 3 zincir gibi oluyor. Yine 2 defa tığı doladım. 2. 2. Ve 2. Dördüncü yuvamız da hazır. Şöyle 7 zincirli yuvaya sığıyor arkadaşlar, hafif kaydırarak yapınca. Zincir sayını çoğaltınca şurası çok büyük duruyor. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. Sonuncu zinciri de yine 4 zincirden çekip kapatıyorum aynı yuvamın içerisine. Bak, başta sık iğne yapmıştık. Sonra da sık iğne yapıyorum ve tığ battı seviyesi için dönüş yaptığım tığ battının içine giriyorum. Şimdi yine şöyle 3 zincir çekerek buraya 5 tane tığ battı mesafesi vereceğim. Tıpkı başta olduğu gibi sabit diyorum. Hemen 1, 2, 3. Şöyle acele etmeden yapalım. Kapattım. 3 zincir. Kapatıyorum. Evet, 5 tane oldu. Bakın ara mesafesi 5 tane oldu. Bir tane daha buraya yaprak göstereyim. Daha iyi anlaşılsın. Evet, 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Aynı tığ battığın içerisine şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Üç seferde. Bunu iki iki de alabilirsiniz. İki defa dolayıp. Evet. Üç zincirimi çekip trabzana kapatıp böyle minik bir kirpik oluşturuyorum. Bir, şöyle iki, şöyle üç. Dördüncüsü aynı tığ battı. Bu şekilde bir sık iğneli trabzan yapmış olduk. Bakın buraya. Şöyle. 8 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Bu 3 zincirli yapmış olduğumuz minik pipiriye girip sabitledim. Hemen 3 zincirle düz tarafına döndüm. Buraya sabitliyorum. Hemen 2 zincir. Toplamda burada 6 tane bu şekilde kirpik olacak. Bakın 2 tanesi oldu. Hemen 3, 4, 5,
ve alt. Yedinciyi de şöyle bir sonrakine kapatıyorum arkadaşlar. Artık buraya hem trabzan hem de kirpikler olmuyor. O yüzden bir sonrakine kapatıp hemen şu tığ battımı da yapıp size göstereyim. İki zincir. Bakın yaprağımız bu şekilde. Şöyle biraz ipimizi yapmış olduğumuz yaprak bu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle elimizle düzeltip şeklini de verelim. Bu da 5 tane yuvamız aynı kirpikleri buraya da yapacağız şimdi. Şöyle 3 tane ara suyu, sonra 5 tane bu trabzanlı yuvayı ve 3 tane de tekrar ara suyuyla çimenimiz devam edecek. Biz şimdi bu çiçeklerin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle ilk yuvadan girerek sabitliyorum ipimi. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle ilmek alıp 2, 2 ve 2. Trabzanımız hazır. 3 tane zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Kirpik oluşturdum. Şöyle 1, şöyle 2 ve 3. 3 tane sık iğne. 4. sık iğnemiz yuvada. Bu şekilde bakın. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Ters tarafına çevirdim. Bu tepedeki 3 zincirli yuvanın içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde bir yuva oluşturduk. 5 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Hemen bu yuvanın içine sık iğne ile girip sabitliyorum. Bu kirpiğimiz, beyaz kirpiğimiz için yuva olacak. Şimdi bu yuvadan sonra 2 zincirden buraya 6 tane kirpik yapacağız. Yuvaya girip sabitledim. 2 zincir yuvaya girip sabitledim. Şöyle 2 zincir yuvaya girip sabitliyorum. 4, 5 ve 6. Hemen hiç zincir çekmeden 6 tane kirpikten sonra yeşil yuvaya sık iğne ile ipimi sabitleyip diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın yakın plan. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Şöyle ışığımı yükselteyim. Ankara yine çok puslu ve sisli. Dumanlı bir karanlık havası var arkadaşlar. Cuma'ya da kar yağacakmış sanırsam. Evet. Meteoroloji bilgisinden sonra bir tane daha yapalım arkadaşlar. 3 zincirden sonra 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan. 3 tane zincir çekip şöyle kirpik oluşturuyorum. Bu 3 zincirli kirpikten sonra 3 tane buraya sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. 4. yuvada. Evet, bu şekilde minik bir sık iğneli trabzandan sonra 8 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8. Çevirdim. Tepe noktasındaki 3 zincire sabitledim. Bakın bu şekilde. 5 zincir. Kapatıyorum. Buraya kirpik olarak. Bakın burada kirpikten sonra 3 sık iğne. Burada da 2 zincirden 6 kirpik yapıyorum. Bu pipirikten sonra. Bu 1. 2 zincir. 2. 2 zincir. 3. 2 zincir. 4.
2 zincir 5, 2 zincir 6. Evet, hiç zincir çekmiyorum. 6 kirpikten sonra sabitliyorum. Yanına da sık iğne ile geçiyorum. Evet. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Son kez bunu da yapalım. 3 seferde 2 2 aldım. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. Kirpikten sonra geriye kalan bu kısma 3 tane sık iğne yapacağız. Bakın. Bu 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şimdi 4. de yuvada hemen üzerine 8 sık iğne. 6 7 8. Çevirdim. Şurada 3 zincirli kirpiğin arasına Bismillah deyip giriyoruz. 5 zincir. Kapattım. Geriye kalan bu zincir kısmına 6 tane 2 zincirden kirpik. 2 zincir. Şöyle kapatıyorum. 2 zincir. 3, 4, 5 ve 6. Yeşil yuvaya girdim. Sabitliyorum. Kapattım. Şekilde bakın 3 tane yaptım. Şu 2'yi de kendim yapıp hemen geleyim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, şöyle 5 zincirli ilk yuvanın içerisine sık iğne ile ipimi sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Evet, şimdi bakın bir zincir çekiyorum. Bu örümcekler kesilecek o arkadaşlar. Ama buradaki püf nokta dibine bir zincir çekmeniz. Yoksa sökülür işiniz. Örümceğin boyutu önemli değil. İstediğiniz boyutta örümceği büyük küçük çekebilirsiniz. Bu kesilecek bir örümcek yani. Bize lazım olmayacak. Şöyle tam orta kısmını iğne ile açayım. Şöyle kapattım bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Burayı kapattım. 1, 3, 4 zincir. Buraya kapattım. Evet, 3 tane kirpik yaptık 4 zincirden. Bu 5 zincirli yuvamıza. Dibine bir zincir muhakkak arkadaşlar, yoksa kesim işleminde sağlam olmuyor. Muhakkak bu bir zinciri dibine çekip şöyle buraya geçişimi yapıyorum. Sabit. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle. Dibine bir zincir çekip buraya sık iğne ile sabitleyip buradaki yuvanın içerisine geçiş yap. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle. Ve
buradaki ortadaki kısımdan sabitleyip yine 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle 4 zincirden 3 tane kirpiği yaptık bu 5 zincirli yuvalara. İpimizi koparıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın hepsini bu şekilde yapmamızın sebebi kolay kes yap. Kes yap. Hem uğraşmamak adına kolaylık olsun. Şöyle bakın şu en üstteki birinci teli almak zorundasınız arkadaşlar. Şu bakın makasımın ucuyla göstereyim. Şu en üstteki teli şöyle bakın açıldığında şu bir zincirin faydasını gördünüz mü arkadaşlar? Bu bir zincir olmasa direkt zincir sökülecek. O yüzden bu bir zinciri unutmayın bak. Koparmadan önce burası zaten sık iğne ile yapıldığı için geçiş yapıldığı için burası asla sökülmez. Ama bu uç kısmı sökülür. Bu bir zincirle örümceği yapmazsanız. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Şöyle şu da püf noktası bakın. Bu üsttekileri böyle şöyle bakın en üsttekini şöyle açıyorum. En üstteki ilk tel olması lazım arkadaşlar. Alttakiler değil. Kolay bakın. Şu açılma işlemini bu şekilde kolay sağlamak için. Şimdi ben bu kestiklerimi bir yakıp geleyim. Evet, modelimizi tamamladık. İpliklerimizi de yaktık. Bakın arkadaşlar şöyle. Çok güzel bir model hazırladık sizlere. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle biraz yakın plana getireyim modelimi. Işığım da uzakta kalmış. Onu da getireyim. Evet arkadaşlar her şey sizler için bakın. Gerçekten bu tülbente bu çok yakıştı. Bu tülbent böyle bir tülbentiniz varsa bu oyayı muhakkak bu tülbente oyalanınız. Gerçekten tülbentinizi böyle değerlendirecek, daha bir hoşluk katacak. Çok hoş oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle bir de teker teker de gösterelim. Evet, modelimiz bu. Ara suyuyla birebir aynı şeyde takım olan çiçeğimiz. Böyle seviyorum da arkadaşlar gerçekten. Sizlere de böyle anlatmaya, tarif etmeye de çalışıyorum. Şöyle ara mesafesi de fazla değil arkadaşlar. 3 tane de gayet ideal. Tutarken hani birbirine şöyle yaklaştıramıyorum gibi olsa da fazla değil bu ara suyu gayet iyi. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız arkadaşınıza şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.